Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla karşınızdayız. Bugün iki tane kariyer gelecek. Biliyorsunuz İngiltere ligimizde bitecek artık. Yavaş yavaş bitmeye hazırlanıyor ve yeni lig için ilerleyen günlerde bir belirli bir tarih vereceğiz. Ama şöyle de bir şekilde ben düşünüyorum. İspanya ligini kurduk. İspanya ligini çok çekemiyoruz. Hem Bursaspor var, hem İngiltere var, hem Vallo takımı var. Biraz da İspanya ligine yöneleceğiz gibi gözüküyor. Yani İspanya ligine biraz İngiltere liginden sonra biraz yoğunlaşacağız. İspanya ligi şu an çekmeye devam edeceğiz. Yeni lig için ne gün olur? Şöyle bir düşüncemiz var. Leicester United bittikten sonra yani biraz Şampiyonlar Ligi'ne gidecek arkadaşlarımız olacak. Yani belki ben gidemeyeceğim ama belki 4 tane arkadaşımız gidecek. Onları bekleyeceğiz. Onlar çünkü Şampiyonlar Ligi'ne gideceği için belirli bir süre içerisinde beklememiz gerekecek ki bir menajer sayfamızı şimdiden boş bırakabiliriz. Eğer lige katılmak istiyorsanız 5 bir boş menajer sayfası bırakabilirsiniz. İlk önce diyelim ki artık Şampiyonlar Ligi'ne gitti arkadaşlarımız. Elendi veya kupayı aldı derken artık bir de OSM'nin kendisinin ayarladığı Şampiyonlar Ligi var. Bir tane Discord'daki arkadaşımız Şampiyonlar Ligi kuracak. Şampiyonlar Ligi'ne de ben o lige gittikten sonra yani bu Leeds United bittikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne o ilk 4 arkadaşımız gittikten sonra ve artık onların da slotları boş olduktan sonra artık o tabi o sıra yani o sırada İspanya Ligi'ne yoğunlaşacağız ve İspanya Ligi'nin videoları çoğunlukla gelecek. O dönemde İtalya Ligi yani ne zaman olur diye söylerseniz bir de Şampiyonlar Ligi turnuvası yapacağız. Yani ilk sonradan Şampiyonlar Ligi turnuvası yapacağız. Yani aşağı yukarı Leeds United kariyeri bittikten sonra artık bir 15 gün mü vallahi de ya da bilmiyorum yani Şampiyonlar Ligi'ni şimdi erken mi eğlenecekler yoksa hemen yoksa kazanacaklar mı bilemiyorum. Bu yüzden onların Şampiyonlar Ligi bittikten sonra veya bir boş slot ayırırlar. Ona göre gelebilirler. Bunu da düşündüm. Şampiyonlar Ligi kuracağız. Ama ben kurmayacağım. Bir tane Discord'daki arkadaşımız Şampiyonlar Ligi turnuvası kuracak. Şu anki Şampiyonlar Ligi turnuvası. Nasıl yani gerçek turnuva. Gerçek turnuva yani. OSM'nin kendisinin ayarladığı işte Başakşehir'in falan olduğu içinde bir Şampiyonlar Ligi kuracağız. Ondan sonra da o turnuvadan sonra ben yeni ligi kurmayı düşünüyorum. Oradan sonra artık yeniden İtalya'ya gideceğiz. Biraz 3 lig olunca aynı anda maalesef çekemiyoruz. Hem DLS hem başka oyunlar hem de 3 kariyer maalesef çekemedik. Bu yüzden böyle bir şey yapmayı düşündüm. Biraz İspanya'ya yoğunlaşacağız. O dönemde de işte Şampiyonlar Ligi'nde olan arkadaşları beklemiş olacağız. Ve ayrıyetten de sonrasında da Şampiyonlar Ligi kuracağız. Şampiyonlar Ligi'nde de işte herkes istediği takım olabilir. Kura çekimi bir daha tekrar yapmayacağız. Kura çekimi de çok zor olduğunu anladım. Bunları niye açıkladım? Bunlar önemli ama şu an İtalya ile ilgili alakalı net bir tarih yok. Ne zaman kuracağız? Net bir şey yok. Eğer şöyle de bir şey var. Bursaspor kariyeri 13 gün kaldı bitmesine. Eğer Bursaspor kariyeri biterse 14 güne 15 güne belki de İtalya liginde kurmuş oluruz diye düşünüyorum ama dediğim gibi ilerleyen tarihlerde sizlere bununla alakalı bir duyuru yapacağım mı söyleyebilirim şimdiden. Şimdi maça geçiyoruz. Leicester City ve Leicester United karşılaşmasına gideceğiz. Leicester City karşılaşması başlıyor ve Arturo Vidal çok kötü bir müdahaleye bulunuyor. Maçı terk etmek durumunda ve kırmızı kart görüyoruz. Maddi son ceza sahasına güzel bir orta açıyor. Cengiz Ünder 3. dakikada şutunu çekiyor. İnanılmaz şey. Mutlak gol pozisyonunu engellemek hakem normal olmasına rağmen dikkatli çıktık. Normal çıktık. Baskımız da az ama her şeye rağmen
Şu an kırmızı yedik. Paredes ve Eden Hazard paslaşması ve gol. 10 kişiyle atıyoruz golü. Leeds United 10 kişiyle 1-0 öne geçiyor. Dakika 7. Asist Paredes. Golün adı Eden Hazard. Maç tekrardan devam ediyor. Pjanić müthiş bir oyun oynadı. Cengiz Ünder gole doğru gidiyor. Cengiz Ünder'in şutu. 9. dakikada kaleci harika iş çıkartıyor. Ben şu an kırmızı yediğim için şok oldum. Ferdi Kadıoğlu şık bir çalımıyla topu ileri yolladı. Eden Hazard şutunu çekecek. Eden Hazard geldi, şutunu çekiyor. Eden Hazard. 14. dakikada direkten dönüyor top. Leicester City şu an kendi evinde ve büyük bir avantaja sahip 10 kişiyiz şu an. 10 kişilik bir takıma karşı bakalım kazanacak mı bugün? Verratti harika bir şekilde topu kazandı. Carvajal için şut şansı. Dakika 31. Carvajal geliyor. Carvajal. 31. dakikada kaleyi kolladı. Direkt evi dövüyor. Direkt evin efendisi oluyor. Ve dakika 37. Des tarafından mükemmel bir pas. Eden Hazard kaleciyle karşı karşıya. Eden Hazard kaleciyle karşı karşıya kaldı. Eden Hazard. Eden Hazard 2-0 yapıyor. Çok şık bir gol oluyor. Çok şık bir gol oluyor ve 38. dakikada 2-0 öne geçiyoruz. Asistesten geldi. Golün adı Eden Hazard. 10 kişi olmamıza rağmen deplasmanda 2-0 öndeyiz. Ve maç tekrardan devam ediyor. İlk yarının sonucu Leicester United'ın üstünlüğüyle sona ermişti. Hızlı hücum ve Verratti uzak köşeye vuracak. Gol atmayı denemeyecek. Verratti geliyor. Verratti frikikten affetmiyor. Ve 53. dakikada Leicester City farkı 1'e indiriyor. Yani 10 kişi olmamıza rağmen şu an iyi mücadele ediyoruz. İnşallah puan kaybetmeyiz diye umuyorum. Ama bu bizim için kötü oldu. Manchester City maçının öncesi Arthur Vidal'in kırmızı görmesi iyi olmadı. Çok iyi bir pas. Lodi kafayla topa dokundu. Brezilyalı Lodi geliyor. 77. dakikada Lodi. Burada Lodi suçlanamaz. Kaleci mükemmel bir kurtarış yapıyor. Kaleye çok uzak bir mesafe Pjanić şansını deneyecek. Pjanić geliyor. Dakika 82 Pjanić. 82. dakikada Pjanić'in şutu. Güzel deneme ama top yine ben üstünden dışarı çıktı. Evet dakika 88 defansa iletişim hatası Ferdi Kadıoğlu boşta kaldı ve kafayla kaleye vuracak Ferdi Kadıoğlu. Topa yetişti kafasıyla vurdu Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu 88. dakikada denedi. Kaleci mükemmel bir kurtarış yaptı. Fuchs çıkıyor Fofana kalan zamanlarda neler gösterecek. Bakalım derken son düdük çalıyor. Leicester City kendi evinde 10 kişilik Leicester United'ı maalesef kendi atlarına maalesef 2-1 deniliyorlar. Biz de deplasmanda iyi bir 3 puan alıyoruz. Ve 2-1 güzel bir şekilde kazanıyoruz. Şut anlamında da tabii istatistikler de tabii ki onlar biraz olsa da önde oluyor. Ama yine her şeye rağmen kazanmamız bizim için güzel olmuş. Ve Crystal Palace Everton karşılaşmasına gidelim. Crystal Palace Everton'da 1-0 yeniyor. Crystal Palace 80'de atıyor. Duvan Zapata'nın golüyle ve asist Kessie'den geliyor. 4-5-1, 4-3-3-1, 50% toplu oynama oranları olmasına rağmen burada Everton yeniliyor. Tottenham Newcastle 1-0 yeniyor. West Bromwich Albion Southampton 1-1 bitiyor karşılaşması. Wolverhampton Wanderers Manchester United'e 4-1 yeniyor. Chelsea Fulham karşılaşmasında Fulham Chelsea'yi 1-0 yeniyor. Aston Villa ve West Ham United tahmin ettiğimiz gibi West Ham ve Aston Villa'nın beraber kalacağını düşünmüştük ve onların da beraber kaldığını söyleyebiliriz. West Ham United Aston Villa karşılaşması da berabere bitmiş. Dimitri Payet'in golü gelmiş 28. dakikada ve 86. dakikada atmıştı West Ham United. Ve son dakikalarda artık bir gol bulmuş ve ciddi bir puan almış bence. Ve Manchester City'de Arsenal'ı 5-1 yenmiş. Brighton, Albion, Sheffield United'a 1-0 yenilmiş. Yani ilginç bir, bu da bir istatistik. Sheffield United kazanmış burada ve şu an lig tablosuna bakacağız. Lig tablosuna baktığımızda Manchester City 83 puanla 1. sırada lider konumunda, Liverpool 81 puanla 2. sırada Manchester City takip ediyor. Crystal Palace 78 puanla 3. sırada, Aston Villa 76 puanla 4. sırada, Leicester United 69 puanla 5. sırada, Wolverhampton Wanderers 60 puanla 6. sırada.
Everton 60 puanla 7. sırada, West Ham United 55 puanla 8. sırada, West Bromwich Albion 50 puanla 9. sırada, Brighton and Albion 46 puanla 10. sırada, Manchester United 46 puanla 11. sırada, Tottenham 43 puanla 12. sırada, Southampton 41 puanla 13. sırada, Leicester City 37 puanla 14. sırada, Chelsea 36 puanla 15. sırada, Fulham 30 puanla 16. sırada, Newcastle United 27 puanla 17. sırada, Arsenal 14 puanla 18. sırada, Sheffield United 12 puanla 19. sırada, Burnley 11 puanla 20. sırada yer alıyor ve küme düşüm hattındaki takımlar Burnley, Sheffield United, Arsenal takımları 14, 12, 11. Onlar da küme düşme hattında bulunan takımlar oluyor. En golcülere baktığımızda Kylian Mbappe şu an en golcü bir oyuncu. En sonki maçta kaç gol attı ya? En sonki maçta demek ki bayağı bir gol atmış Kylian Mbappe. Çünkü Burnley karşılaşmasını 8-0 ile geçiyor Liverpool. Ve ciddi bir fark atıyor. Bu maçta tabii Mbappe de 3 gol atıyor. Chiesa, Belotti, Tolisso. Gaya evet. Burada da Manchester City'nin taktiği. Evet, hemen bakalım taktik nasılmış. Taktiği daha kullanmamış, kurmamış. Onların da kadrosundaki cezalı veya formu düşük var mı? Cristiano Ronaldo zaten oynayamayacak bize karşı. Yani kadrosunu dinlendirmiş buraya gelirken. Ben kadromu dinlendirme şansım bulamadım. Çünkü ciddi maçlara çıktım. Yani dinlendirebildiğim kadar Arturo Vidal burada 2 maç ceza aldı. Bir maçı indireceğiz ama nafile. Dest de zaten yedek bir oyuncumuzdu. Yedek rotasyon oyuncumuz cezalandı. Ferdi Kadıoğlu'nun da cezası var. Vay canına be. 3 tane cezalı oyuncumuz var. Nedense hep böyle ciddi maçlar arasında hep cezalı oyuncularımız oluyor. Evet, Arturo Vidal'in kararı bitti. Bakayım. Evet, bir maç düşürüldü. Hepsi de bir maç şu an cezalı. Bu maçtan sonrasında da hangi maçımız var? Sonuçlara bakalım. Manchester City ev kasta maçı var. İnşallah bugün kazanırız diye düşünüyorum. Yani ben kim lider olacak olmayacak onu bilemem ama şu an şunu söyleyebilirim. Manchester City bu ligi sonuna kadar hak etti. Yani çok kamp basıldı Manchester City'ye. Gerçekten bu ligi hak etti ama ben yine yani objektif olmam lazım. Ben her karşılaşmayı kazanmak için çıkacağım. Hani ister burada amacım olsun, amacım olmasın, ben yine de burada karşılaşmalarımı en iyi şekilde yürütmeye devam edeceğim ve maçlarımı kazanmaya devam edeceğim. En doğrusu, en önemlisi, maçlarımı burada kazanarak gitmek istiyorum. Ve 10 maçtan da beri yenilmiyorum. İnşallah bu seriyi de devam ettiririm. Galibiyet serimiz 4, yenilmezlik serisi 6 diyor. Toplamını yaparsak 10. Yani öyle oluyor. Şimdi Valorant'a gidelim. Valorant karşılaşmasında bakalım burada hemen şeyi gösterici yok. Gelmedi. Hemen maçı gösterelim. Valorant Sevilla karşılaşması. Valorant Sevilla hafta 18. Valorant Sevilla karşılaşması maçı başlıyor. Lewandowski topu içeri yolladı. Ocampos gelişine vara vuracak. Sevilla'nın ilk hata 2. dakikada geliyor. Ocampos'un şutu. 2. dakikada Ocampos kaleci mükemmel bir kurtarış yapıyor. Ve Ragnon'un harika bir kurtarışı geldi. Ve Hakim Ziyech topu içeri yolladı. Leroy Sané gelişine vura vuracak. Dakika 8. Leroy Sané ve topu alır gidiyor. 8. dakikada Hakim Ziyech'in asistiyle Leroy Sané'nin golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Kendi evimizde. Vallahi Sevilla'ya karşı 1-0 öne geçiyor. Ve maç tekrar devam ediyor. Erken 4-2 almışım, pardon. 4-2 almışım ve Leroy Sané yine golünü atmış. Yine asist Ziyech'ten gelmiş. Ve 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Orta tam üzerine doğru geliyor. Robert Lewandowski. Vurur başa kalkacak. Robert Lewandowski. Ve farkı böyle indirdi Sevilla. Lewandowski'nin golü geliyor. Asist Muhammed Salah. Leroy Sané harika bir şekilde topu kazandı. Sergio Agüero. Şut şansı buluyor. Sergio Agüero. Sergio Agüero.
Dakika 20 ama bol pozisyonlu bir maç olduğu kesin. Bol gollü de. Kaleci kurtarıyor burada. David Luiz 21. dakikada sarı kart dedi. Bu pozisyonda rakip oyuncu için sarı kart için. Skriniar şutunu çekecek. Skriniar 25. dakikada kaleyi yokluyor. Güzel denedi ama kaleci bu topu rahatlıkla alıyor. Ve sarı kart diyor. 26. dakikada rakip oyuncu için sarı kart istediği için N'Golo Kanté pasını Leroy Sané'ye aktardı. Leroy Sané'nin şutu 27. dakikada Leroy Sané için şanssız an kaleci kalesine devrişiyor. Dakika 28 Handanovic sarı kart dedi. Sevilla kalecisi Handanovic sarı kart diyor bu pozisyonun ardından. Ve tehlikeli bir korner olabilir. Hakim Ziyech kullanacak. Ziyech geliyor. Dakika 40. Ziyech geldi. Ziyech 40. dakikada kaleyi yokladı. Güzel şut çekti ama ancak direkten dönüyor. Ve ilk yarının sonucu var. Lloyd 2, Sevilla 1. Dediğim gibi artık biraz da İspanya Ligi'ne odaklanmamız lazım. Bu yüzden ya, İspanya Ligi ile hiç ilgilenmiyordum. Neredeyse birkaç gün taktik bile ayarlamadım. Artık taktik ayarlamaya falan başladım takımlara karşı. Vekton harika bir şekilde topu kazandı. Ziyech için şut şansı. Ziyech geliyor. Ziyech ve top ağlara gidiyor. 52. dakikada. Vekton'un asisti geldi. Ziyech'in golü geldi. Ziyech bugün harika oynuyor. 2 gol 1 asist. Pardon, 2 asist geri golle oynuyor. Maç tekrar devam ediyor. Ziyech topu içeri yolladı. Leroy Sané gelişine voley vuracak. Leroy Sané geliyor. Leroy Sané. Leroy Sané ve Ziyech işbirliği devam ediyor maç içinden beri. Gerçekten iyi anlaşmalar yapıyor oyuncularımız. Dakika 62 Ocampos tarafından güzel bir pas. David Luiz ceza sahasının köşesinden kaleyi yokluyor. David Luiz de geliyorlar. David Luiz. 62. dakikada David Luiz şutunu çekti. Drain dibinden dışarı çıkıyor. Dakika 65 N'Golo Kanté Adese Desimorta ile Jorginho oyuncusunu pozisyonuna soktu. Jorginho geliyor. Jorginho ve 65. dakikada. Çok yetenekli bir kafa vuruşu yapıyor Jorginho. Asist ortayı yapan kişi N'Golo Kanté. Golün adı Jorginho. Dakika 65. Vallahi Sevilla karşısında 4-1 öne geçiyor. Ve maç tekrardan kaldığı yerden devam ediyor. Dakika 76. Vertonghen tarafından güzel bir pas. Agüero ceza sahasının köşesinden kaleyi yokluyor. Agüero geldi. Agüero. 76. dakikada. Kaleci yine kurtarıyor. Sevilla kalecisi yine kurtardı. Cancelo ve Ziyech güzel bir ikili oyun oynuyor. Ziyech şut acısını buldu. Ziyech geliyor. Ziyech. Ziyech 80. dakikada tekrarla kaçırdı. Drain dibinden dışarı çıkan bir top oluyor bu. Wan-Bissaka oyuna girecek. David Luiz sahayı terk ediyor. Dakika 83. Ve maçın son düdüğü çalıyor. Vallahi Sevilla'yı kendi evinde 4-1 ile mağlup ediyor. Ve burada güzel bir galibiyet almış oluyoruz. Son maçlarımıza baktığımızda, maç takvimine baktığımızda şöyle bir bakalım. En son Villarreal maçın taktiğini ayarladım. Mesela hangi maçı ayarlamamıştım? Mesela bu Atletico Bilbao maçını ayarladım. Bu maçı ayarladıktan sonra Barcelona maçı, bunu da ayarladım. Ama sonrasında artık dedim ki tamam dedim, ben burada biraz sinirlendim kendime ve biraz oynamadım burada, o ayarlamadım. Getafe, Eibar, Cadiz takımıyla berabere kalmışım. Sevilla'ya kupada elendim. Onu da ben sonradan gördüm. Kupa taktiği ayarlayacaktım ama ayarlayamadım. Levante maçını 1-0 yenmişim. Villarreal maçını ayarladık ama yenildik. Sonrasında da zaten Real Madrid Sevilla karşılaşmalarını kazandık. Ve şimdi de Real Betis, Atletico Madrid, Celta Vigo maçları var. Önümüzdeki ciddi maç olarak. Onları da kazanıp yani belki de burada Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorum ve şu an puanım 30. Celta Vigo aramda 6 puan var. İşte çok bir puan değil. Kadroyu da geliştirmedim. Ben şu an kadroyu geliştirsem aynı Hoyeste gibi belki olurdum. Şimdi kadroyu artık yavaş yavaş bir geliş verim. Yavaş yavaş da kadroyu geliştirmeye devam edeceğim. Sonuçları hızlıca aktarırsak Hoyes Valencia'yı 5-0 yeniyor. İlk Madrid Cadiz karşılaşması 0-0 bitiyor. Real Betis Levante'yi 5-1 yeniyor. Real Madrid Villarreal'e 2-1 yeniliyor. Barcelona Elche 2-0 yeniyor. Real Sociedad Osasuna'yı 3-1 yeniyor. Celta Vigo Eibar'ı 3-0 yeniyor. Atletico Bilbao Alaves'i 2-1 yeniyor. Getafe Granada'yı 3-1 yeniyor. Şimdi lig tablosuna kısaca hemen hızlıca bakarsak Hoyes
PSG 45 puanla birinci sırada lider durumunda. Villarreal 41 puanla ikinci sırada takip ediyor. Barcelona 36 puanla 3. sırada. Celta Vigo 36 puanla 4. sırada. Sevilla 33 puanla 5. sırada. Real Sociedad 33 puanla 6. sırada. Valladolid 30 puanla 7. sırada. Valencia 28 puanla 8. sırada. Real Madrid 25 puanla 9. sırada. Real Betis 20 puanla 10. sırada. Osasuna 19 puanla 11. sırada. Atletico Madrid 18 puanla 12. sırada. Cadiz 18 puanla 13. sırada. Atletico Bilbao 17 puanla 14. sırada. Granada 17 puanla 15. sırada. Levante 12 puanla 16. sırada. Getafe 10 puanla 17. sırada. Alaves 6 puanla 18. sırada. Eibar 5 puanla 19. sırada. Elçi 1 puanla 20. sırada yer alıyor. Ve lig tablosu da böyleydi. Bugünlük OSM videomuz bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle.